Merhaba çocuklar, hikaye dinletimizde yine birlikteyiz. Bugünkü hikayemizin ismi İki Küçük Dinozor. İlk önce hikayemi okuyacağım, sonra size bilmeceler soracağım. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Pembiş ile arkadaşı Sarı birlikte çayırlığa gelmişler. Top oynayarak eğleniyorlardı. Mor koşarak yanlarına geldi. Arkadaşlar, mahallemize bir hokkabaz gelmiş. Çok ilginç hokkabazlık ve sihirbazlık gösterileri yapıyormuş. Haydi biz de gidelim dedi. Biz top oynuyoruz dedi Sarı. Her zaman top oynayabiliriz. Böyle bir gösteri her zaman mahallemize gelmez dedi Mor. Doğru söylüyor dedi Pembiş. Top oyununa ara verip hep birlikte hokkabazın gösteri yaptığı yere gittiler. Hokkabazın gösteri yaptığı yere mahalle halkının çoğu gelmiş, izlemeye başlamışlardı. Hokkabaz bazen bir sürü top ile, bazen de tek tekeri olan bir bisiklet ile birbirinden ilginç gösteriler yapıyor. İzleyenlere de alkışlayarak beğenilerini ifade ediyorlardı. Özellikle küçük çocuklar ilgi ile izliyorlardı. Hokkabaz başındaki şapkayı alıp içinden bir tavşan çıkınca tüm çocuklar "Yaşa! Bravo!" diye seslendiler. Hokkabaz yaptığı birbirinden ilginç gösteriler ile izleyenleri eğlendirmeyi iyi biliyordu. Daha sonra eline bir sürü çember alan hokkabaz başka bir gösteriye başladı. O çemberlerle öyle ilginç şeyler yapıyordu ki özellikle yetişkin izleyiciler çok beğendiler. Hokkabaz bu gösteriden sonra çantasından uzun bir ip çıkarıp ipin iki ucunu farklı yerlere gergin bir şekilde bağladı. Daha sonra da ipin üstüne çıkarak durdu. O incecik ipin üzerinde nasıl durabiliyor diye merakla izliyorlardı. İpin üzerinde duran hokkabaz sanki düz yolda yürüyormuş gibi rahatlıkla yürümeye başladı. Şimdi de cambazlık gösterisi yapıyor. Buna bayıldım diyerek coşkuyla alkışlıyordu Mor. Halkın beğenisinden memnun olan hokkabaz gösterilerini bitirince izleyicileri selamlayarak toplanıp gitti. İzleyenler de izledikleri bu güzel ve ilginç gösteri hakkında sohbet ederek evlerine dönüyorlardı. Güzel bir gösteriydi. Biz de evlerimize gidelim dedi Pembiş. Evet, top oynamak için de geç oldu. Yarın oynarız dedi Sarı. Yarın top oyunumuzdan sonra bana gelebilir misin Pembiş diye sordu Mor. Olur, gelirim dedi Pembiş. Onlar da izledikleri bu güzel gösteri hakkında konuşarak evlerine döndüler. Pembiş ertesi gün Pelin ile buluşmuş, bir süre top oynadıktan sonra da söz verdiği gibi arkadaşı Mor'a gitmişti. Ne var ki Mor'un yanına geldiğinde gördüğü şey karşısında hem şaşırmış hem de telaşa kapılmıştı. Mor tıpkı dün izlemiş oldukları hokkabaz gibi uzunca bir ip almış ağaca bağlamakla meşguldü. Mor'u öyle gören Pembiş arkadaşının ne yapmaya çalıştığını hemen anlamıştı. İyice telaşlanan Pembiş "Dur sakın yapma, bir yerlerini incitebilirsin" diye haykırarak Mor'a engel olmaya çalıştı. "Sakin ol, telaşlanmana gerek yok" dedi Mor. "Yapmam gereken sadece gergin duran ipin üzerinde dengemi sağlayıp birkaç adım atmak. Hepsi bu." "Sadece birkaç adım atmak mı? Lütfen vazgeç, bir yerlerini incitebilir, kendine zarar verebilirsin" diye adeta yalvarıyordu Pembiş. Mor'un kafasına koyduğu şeyi yapmakta ısrarcı olduğunu gören Pembiş, arkadaşını vazgeçirmek için ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu. Yine de yalvarıcısına konuşmayı sürdürüyordu. Hokkabazların o gösterileri yapmak için uzun çalışmalardan sonra böyle bir beceri edindiklerine, öyle ip alıp usta cambazlar gibi hareketler yapmanın mümkün olmayacağını anlattı Pembiş. Mor dinlemiyordu bile. "Şimdi beni izle" dedi ve ipin üzerine çıktı. Zavallı Pembiş çaresiz bir halde arkadaşını izlemek zorunda kaldı. Mor iki ucunda sıkıca bağladığına emin olduğu ipin üzerine çıkarak önce dengesini sağlamaya çalıştı. Dengesini sağladığını anlayınca ilk adımını attı. Pembiş de şaşırmıştı ama daha sonra bir adım daha attı. Tüm dikkatini toplayarak bir adım daha atmaya çalıştı. O anda olan oldu. Mor'un üzerinde yürümeye çalıştığı ip koptu ve Mor yere düştü. "Bacağım, bacağım!" diye acı içine bağırıyordu. Pembiş arkadaşının yanına koşup yardım etmek istedi. Ama Mor yerden kalkamıyordu bile. Hemen koşup gitti ve onlara yardım edecek bir büyüğünü bularak arkadaşının olduğu yere getirdi. Mor'u hemen bir doktora götürdüler. Neyse ki pek bir şey yoktu. Düşmeden dolayı sağ bacağını incinmişti. O kadar doktor bacağını alçıya aldıktan sonra
dinlenmesini ve birkaç gün bacağının üzerine basmaması gerektiğini söyledi. Pembiş bütün uyarılarında haklı çıkmıştı. Mor da onu dinlemeyerek acı da olsa iyi bir ders almıştı. Evet çocuklar, hikayemiz sonlandı ve sizinle bilmecelere geçmek istiyorum. Hazır mısınız? Başlıyorum birinci bilmemize. Kıvrımlı kaşık duvara yapışık. Kıvrımlı kaşık duvara yapışık. Saymaya başlıyorum. Siz de düşünün bakalım bu neymiş? 1, 2, 3, 4, 5. Kıvrımlı kaşık duvara yapışık. Kulak çocuklar, cevabımız kulak. Şimdi ikinci bilmeceme geçiyorum. Küçük kare kutu içi insan dolu. Küçük kare kutu içi insan dolu. Bakalım bu ne olabilir? Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Küçük kare kutu içi insan dolu. Televizyon çocuklar. Evet cevabımız televizyon. Şimdi üçüncü bulmacama geçiyorum. Ve bilmeceme geçiyorum. Su üşümüş ben olmuşum. Güneş çıkınca kaybolmuşum. Su üşümüş ben olmuşum. Güneş çıkınca kaybolmuşum. Bu ne olabilir acaba? Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Su üşümüş, ben olmuşum. Güneş çıkınca kaybolmuşum. Cevabımız buz çocuklar. Evet, dördüncü bilmeceme geçiyorum. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize. Kitap çocuklar cevabımız. Ve 5. bilmeceme geçiyorum. Son bilmecem. Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler. Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler. Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler. Cevabımız kalem çocuklar. Evet. Bilmecelerimiz de burada bitti. Hikaye dinletimiz de sonlandırdık. Size kocaman öpüyorum. Çok seviyorum. Hoşça kalın.